Şurayı da müzakere edelim Hasan abi. Hı. Kaydedeyim ben abi. Ala Resulü'ne Muhammed Saray. Sual. İşe atacağız daha. Evet. Kaç şeytanın o? Kalbinde marifet var mıdır? 67. Yatsana. Sual. Şeytanın kalbinde marifet var mıdır? Cevap yoktur. Neden? Çünkü sanat-ı fıtriyesi iktizasınca kalbi daima idlal ile telkin için fikri daima küfrü tasavvur etmekle meşgul olduğundan kalbinde veya fikrinde boş bir yer marifet için kalmıyor. Şimdi Allah şeytanı yaratmış abi, ona bir sanat yüklemiş. Onun bir sanatı varmış yani. Yaratılış. Evet. Neymiş o? Kalbi daima idlal ve telkin için. Kalbi. Fikri daima küfrü tasavvur etsin. Yani ne? Fikri küfrü tasavvur etsin. Kalbi de telkin etsin. İdlal, aldatmak. Ondan sonra işte hataya sevk etmek. Yani hem telkin etsin hem tasavvur etsin. Onun sanatı oymuş yani. Allah ona o sanatı yüklemiş yani. Mesela insana Allah bir sanat yüklemiş. İnsanın sanatı ne? Allah'ı tanımak, bilmek yani. O sanat yüklenmiş. Allah'ın isimleriyle, değil mi? Allah'a muhatap olmak yani. Kur'an'a muhatap olmak. İnsana o sanat yüklenmiş yani. Arıya mesela bal yapma sanatı yüklenmiş. İşte tavuğa yumurta yapma sanatı yüklenmiş yani. Bir sanat varsa onun sanatçısı olmalı yani. O sanatı Allah yüklemiş yani. Bir sanat varsa o sanatı icra eden biri var. Şimdi şeytanın da kalbinde marifet var mı? Yokmuş. Neden? Çünkü onun sanatı marifete yer bırakmıyormuş yani. Yaratılış sanat. Evet. Yani sürekli telkinat yapacak ve küfrü tasavvur edecek. O yüzden marifeti olmuyormuş yani. O zaman manayı muhalifiyle düşünelim. Kimin fikrinde boş bir yer varsa Hasan abi. Evet. Kalbinde evet bir nuraniyet, meşguliyet yoksa o zaman ne oluyor? Orayı şeytan dolduruyor yani. Ya. Manayı muhalifiyle düşündüğüm zaman. Doğru. Yani sen sana verilen sanatı yapmazsan, mesela tavuk yumurta yapmazsa ne yapacak? Evet. Onu başka bir şeyle dolduracak o meşguliyetine. İşte iki doktor öneriyoruz hep psikolojide. Bir tanesi doktor meşguliyet, doktor teslimiyet. Doktor meşguliyet var ya, bir de doktor teslimiyet. Evet. İçsel aleminde az fark noksan kusurunu derifte etmek. Evet. Eylem itibariyle de en büyük hastalıkların sebebi boş olmaktır. Kadınlar bunlardan şeyidir. Ev işlerini de yapmıyor. Temizlikçi çağırıyor. İyilik yapıyor zannediyor. Çarşı pazara dolaşarak da menfi yükleniyor. Bunalıyor. Oysa temizliği kendi yapsa düşüncesinde boşluk olmayacak. Vücudundaki teri atacak. Hantallığı atınca vücudunda o negatif olan enerji ter olarak çıktığı için negatif düşünemeyecek. Yani hizmetçi çağırmak zannediyor ki meziyettir. Niye eski annelerimizde, babaannelerimizde psikoloji sorun olmuyordu? Çünkü boşluk yoktu hayatında. Tarlaya gidiyordu, eve geliyordu, ahır vardı, temizlik vardı, çocuklar vardı, kocanın dırtırı vardı, kaynananın zırzırı vardı. Peki boşluk var mı? Yok. Zaten pestil gibi yatıyordu. Hani bir insan... Annemi biliyorum abi, sabah namazında kalkardı. En son o yatardı. Kaç tane çocuğu vardı mesela? Bir de o yatardı en son herkesten sonra. Gece de kalkardı gene çocukları kontrol ederdi yani. Bunun hani moralini bozmaya, sıkılmaya vakti yok yani. Nasıl canım? Bir insan hissiyat ya, can sıkıntısı histir. His olabilmesi için fikir olması lazım. Fikri de düşünceler oluşturuyor. Düşünmeden bir insan sıkılamaz. Buna delil çocuklardır, delillerdir. Hayvanların ah olan ah, batsın bu dünya dedim ya, psikoloji bozuk hayvan gördün mü? Deli gördün mü? En zor durumlar bile gülüyor. Niye? Düşünceleri yok. Şimdi bir insan düşünmeden kötü hissedemez.
Allah hissi düşünceye bağlamış. Bedensel hisler var, acıkma. Mesela dokunma şu. Onlar kötü değil yani. Onun için bir insan kendisini kötü hissediyorsa kötüyü düşünüyor. O zaman diyorum ki ben kötü olacak kadar zamanım yok. Unutma, birisi kötüyüm diyorsa, kötü düşünceler geliyor, o zaman oturup düşünüyor. Evet. Ya geçmişi düşünüyor, ya başından bir hadiseyi düşünüyor. Veya işte seni takındı. O zaman ne yapacaksın? Bak, al şu süpürgeyi, al şu şeyi, lavaboları sil, al buraya alır sil. Hakikaten gel beraber silelim. Şunu sil, ooo oraya teli boşalttın mı, pestili düşüp hemen yatacak. Niye uyuyamıyor? Teli boşaltamamış ki. Çalışan ayakta duramaz, uyur. Çalışmayan da uyuyamaz. Kanun ilahi koymuş. Hı. Allah. Tamam. Başka yere bakacak mı? Şimdi sual bunda münasebettir abi. He. Sual, küfür kalbe ait bir sıfattır. Kalpte o sıfat bulunmadığı takdirde zünnar bağlanmasından veya ona kıyas edilen şapkanın giyilmesinden ne için küfür olsun? Şimdi iman ve küfür kalbe ait sıfat ya abi. İmanın mahalli de kalp. Küfrün mahalli de kalp. Şimdi kalpte küfür sıfatı olmadığı halde şapkayı takmaktan, zünleri bağlamaktan niye küfür olsun yani? Fiil bu. Evet. Cevap, gizli olan umura, işlere, şeriat, emarelere göre hükmeder. Hatta illet olmayan esbab-ı zahiri illet yerine kabul eder. Binaenaleyh itmam ve rükûa mani olan bir kısım zünnarların bağlanması ve secdenin ikmaline mani olan bazı şapkaların giyilmesi ubudiyetten istina ve küfre teşebbüh etme emarelerdir. Gizli olan o sıfat-ı küfrenin yok olduğuna katiyetle hükmedilemediğinden bu gibi emarelere göre hükmedilir. Yani gizli olan işlerde şeriat zahire bakarmış. Bir emare buldu mu? Hatta illet olmasa dahi esbab-ı zahiri illet yerine kabul ediyormuş yani. Şimdi mesela bu ehli iman mıdır? Yoksa kafir midir? Bir alameti yok. Şeriat zahire bakıyor. Mesela adam zünnar bağlamış. Yani tarafkirlik ve fiil. Evet. Zünnar niye zünnar bağlamış? Papazlar niye zünnar bağlıyor? Rükûa gidilmesin diye. Niye şapka icat edilmiş? Secdeye gidilmesin diye. Ubudiyetten istina ve küfre benzemeye emare olarak kabul ediyormuş şeriat ecnebilerin adetlerini abi. Yani o manada hüküm olmasa dahi hüküm olarak kabul ediyormuş. Sen kafire benzediğin için senin kalbinde o sıfat olmadığı halde zahiri şeriata muhalif hareket ettiğin için illet kabul ediyormuş. Oraya. Acayip bir şey. Mesela doğum gününü kutlamak İslam'dan geçmiş Hristiyan'a. Evet. Ama mum yakmak Hristiyanlardan bize geçmiş. Bak doğum gününü mesela o hatırıma geldi de. Kutla mesela peygamberimizin doğum yemek günü. Yemek ver. Evet. Yemek ver. Yasin oku. Tabii yemek ver, şey yap vesaire ama hediyeleş. Sünnettendir. Ama mum söndürmek kiliseyi anlatıyor. Kilise de şeydir o. Başka şeyleri hatıra getiriyor. Evet. Şimdi burada abi iki şey söyledi. Ubudiyetten istina. Zünnarın bağlanması. Ubudiyetin şapkanın giyilmesi de küfre benzemeye emareymiş. O zaman manayı muhalifiyle ubudiyetten istina. Yani bir insan niye ubudiyet etmiyor, ibadet etmiyor? Onun zünnarı var abi. Hmm. Yani adam mesela hocam çok yapmak istiyorum, yapamıyorum diyor. Onun bir zünnarı var. Onu tespit etmek gerekiyor yani. Zünnarı evet. Evet. Bir bağlantısı var yani. Bir şey ona engel oluyor. Bağ. Ubudiyetten istina. Neden yani o ubudiyeti yapmıyor? Papaz zünnar bağlamış. O kimsenin de kendisinin bir zünnarı var abi. Onu tespit etmek gerekiyor. Ondan sonra küfre teşebbüh etmeye. Yani onun secde etmesine mani olan bir şapkası var yani abi. Mananın külliyetinde yani. O şapka onu secdeye götürmüyor. Yani bir küfür alameti var taşıdığı. O küfür alametinden dolayı Allah onu secde ettirmiyor yani. Onun ya zünnarı var. Ubudiyet yaptırmıyor, hiçbir ibadeti yaptırmıyor. Ya da küfrü alameti taşıyan bir özelliği olduğu için Allah onu secde ettirmiyor yani. Almıyor huzurunu. Evet, onu tespit etme gerekiyor. Öyle diyor ya, bir nevi huzura kabulün olan namaz ile huzura kabul etmiyorsun. Etmiyor.
Yukarıdaki abi şeytan kalbinde marifet var mıdır cümlesiyle münasebet kurulursa o zaman şöyle bir mana alıyor. Kalbi daima telkin için diyor ya, o zünnara giriyor. Fikri daima küfrü tasavvur etmek, o da küfre teşebbüh etmek. Yani sen esas vazifeni yapmazsan, evet, esas vazifenin yerini zünnar hükmünde, şapka hükmünde bir şey dolduruyor. Onları bırakmadıkça sen ubudiyet de edemezsin, evet, secde de edemezsin yani. Ne oruç tutarsın, ne umreye gidersin, ne yardım edersin, zekat sadakanı layıkına verirsin. Birerler hatırıma geldi de, evet. Namaz kıl dedim korona olduğu halde, kılamıyorum dedi. Ne dedim biliyor musun? O zaman dedim sen kul hakkını yiyorsun. Kesin bir şey var, kesin. Evet, kul hakkını ki ses yapmadı. Bilerek kul hakkını yemiş, üzerinde veremiyor, vermiyor, ödemiyor. Ondan kurtulmadıkça ubudiyet ve secde yapamıyor. Yapamaz. Yani onun bir zünnarı var. Haram yiyor. Ya mevzu ne şeytan? Gene o zünnarı takan şeytan. Yani zünnar fiildir. Şapka da düşüncelerdir. Şapka kafada ya. Kafanın secdeye gitmemesi şapka demek, ben meşgul olmuştum da. Şapka ne demek? Kafasındaki düşünceler. Çok güzel abi. Zünnar ise eylemdir. Çok yanlış yaşamalar. Namaza götürmüyor seni. Büyük zaten birisi hacca gitmiş abi. Ondan sonra bakmış ki şeytan Kabe'nin kapısında duruyor. Herkese bir şey atıyor. Hadi. Boğazına bir şey takıyor. Ondan sonra bazılarının çıkarıyor, şey yapıyor böyle, sağlamlaştırıyor. O büyük zat diyor ki seni gördüm diye, sen şeytansın diyor. Herkese diyor yani Kabe'nin içine girdiği zaman ondan sonra sağlamlaştırıyorsun diyor. Benim diyor şeyim ne yani? İpi. İpim ne? Yani herkesin çıkarıyorsun böyle takıyorsun şey yapıyorsun. Diyor seninkini diyor hiç çıkarmadım ben diyor. O ne yani sen yani kendine hani bir makam bir mertebe veriyor abi. Onun yuları oymuş yani. Benim elimde senin diyor. Yani sen hani mesela adam Kabe'nin kapısına geliyor orada çıkarıyor ya abi şeytan çıkarıyormuş. Demiş yani benimkini... Çıkarttın mı? Yok demiş seninki zaten duruyor. Hiç çıkarmadın hep duruyor yani. Demiş mi nedir diye? İşte o kendine makam veriyor ya. Makam ve hani meziyet veriyor. Evet o oymuş onun yuları yani. Vay be. O yüzden o düşüncelerle eylem çok... Evet. Mesela terk ve tecerrüt de aynı kanun. Her tarafta aynı kanun. Mesela ben de düşündüm yani o şapka ile zunnar. Tamam. Zunnar daha çok Yahudilerin iki şeyi. Bir şapka, bir de zunnar o kullanırlar. Zunnar. Şapkayı Yahudilerin şeyiymiş, zunnar da papazların. Şimdi ama burada enteresan bir şey var. Çok emniyet kemerlerinizi bağlayın şimdi. Merak ettim. Bir tahta olsaydı yazsaydım ben. Kağıdını koy adamın. Çok acayip bir mana var abi. Şöyle. Bakalım ben yine nazara verebileceğim mi yani. Şimdi burada... Sayfa? Gene aynı yer. 72 mi? Yok 67. Şimdi burada rükûyu ve secdeyi söyledi. Evet. Bir şeyi söylemedi. Ne yok? Rükû ve secde. Kıyam mı? Kıyam yok. Evet. Şimdi konu ne? İman ve küfürü anlatırken bu misali verdi. Küfür kalbe ait bir sıfattır ya. İman da kalbe ait bir sıfattır. Değil mi? Evet. Şimdi bunu anlatırken yani adamın kalbinde küfür yok. Neden zünnar bağlamak, şapka giymek küfür olsun yani? Namazdan misal verdi. Yani imanın alameti namaz, küfrün alameti namazsızlık. Şimdi rükûyu ve secdeyi söyledi, kıyamı söylemedi. O zaman kıyamı bizim tespit etmemiz gerekiyor. Öyle değil mi? Evet. Evet, rükûyu söyledi. Efendim, secdeyi de söyledi. Yani imanın alameti namaz, küfrün alameti zünnar ve şapka yani. Yukarıdaki metinle, değil mi? Peki kıyam?
Ben şöyle tespit ettim abi kendi noktayı nazarımdan. O kişinin işi kıyam oluyor. Kıyam hare huzurda durmak ya abi. Yaptığı işte. Yani sen ne işle uğraşıyorsun? O senin kıyamın oluyor yani. Mesela bir insan sabaha kadar bir diskoda eğlensin. Müzik böyle şey yapsın. Sabah namazına kalkar mı? Nasıl? Kalkamaz. Onun kıyamı o yani. Kıyam burada onun işine bakıyor abi. Kendi işine yani. Bir şey hatırlatayım da senin malzemen olsun. Ahmet bin Hanbel namaz imanın şartını koymuş ya. Evet. Dört mezhepte. Amel imandan değildir. Hanbeli mezhebi ayrılıyor. Namaz hariç demiş. Bak bir şey anlatacağım. Yani ameli varsa imanı var, ameli yoksa yok değil. İttifak etmiş dört mezhep ama Hanbeli mezhep diyor ki namaz hariç. Çünkü iki tane hadis var. En son mezhep imamı şeydir. Hanbeli mezhebidir. Evet. Genç. Sonra kimdir? Şafii Hazretleri'dir. Maliki Hazretleri'nin manevi evladıdır. Annesiyle evlenir. Onunla münazarasını söyleyeyim. Biliyor musun onu? Yok abi. İmam-ı Şafii'nin Ahmet bin Hanbel'e gitmiş. Bu mesele için. Çok tuhaf. Yani İmam-ı Şafii ne kadar zeki, acayip bir şey. Gitmiş Bağdat'tan mıymış? Gitmiş ona Mısır'dan, Bağdat'ta galiba. Bu Bağdat'taymış, o Mısır'da mıymış? Ahmet bin Hanbel'e gitmiş. İmam-ı Şafii. Ya imam demiş. Sen dedin ki diyor, namaz imanın alametidir. Namaz yoksa şey yok. Doğru mu diye duydum dedi. Evet doğrudur dedi. Yani hepsinde ittifak ettim. Bunu tanıdı Maliki. İmam Malik olduğunu. İmam-ı Şafii olduğunu. Şafii. Ama daha mezhepli imam değil ama bunun da müntesipleri var. Ondan eski ya. Evet. Ama o kadar merdanelik varmış ki yani. Kırma, dökme, enaniyet yok onlarda. Zaten imam var. Muzakere o kadar rahat ki. Dedi ki sana bir soru soracağım demiş. Eğer bu soruma beni ikna edersen demiş. Ben de senin gibi fetva vereceğim. Demiş ki adam diyor sana geldi diyor. Sana geldi. Kafir. Bana dini anlat. Dedi. Sen de diyor dini anlattın. Ve bilmiyordum ya imam. Bana iman ettir dese. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah söylettirdin. Eşheden la ilahe illallah ve eşheden de Muhammeden abduhu ve resul dese. Ama kalkıp da daha dedi namaz kılmaya fırsat olmadı, vefat etse. Senin yanında da iman getirdi, şehadet de getirdi. Namaz olmadı diye kafir diyebilir misin sen buna dedi. Ki Peygamber Aleyhisselam'ın sahabesi var. Sahabesi var. Kafir idi. Geliyor bir şekilde Resulullah'ın yanına geliyor. Yalın kılıç kaldırıyor. Tam vuracakken kim seni kurtaracak demiş. Peygamber Aleyhisselam Allah demiş. Neyse. Vale mektubatta. Sonra onun bakmış. Adam iman etmiş. Allah Resulü ona git gusul al savaş anında. Git namazını kıl dememiş. Kılıncı vermiş. Ne yapmış? Ne demiş? Geldiğin yere karşı savaş demiş. İman etti mi? Etti. Bu Resulullah'a iman etti ya burada dedi. Şimdi kafir diyebilir misin dedi. Namazı yok. Bunu. Gitti şehit olmuş. Ahmet bin Hanbel ne demiş biliyor musun? Buna diyecek bir şeyim yok ama rehimden vazgeçmem demiş. Zaten Hüsnü Hazretleri mektubatta bu Osmanlıca'da Ahmet bin Hanbel hükümlerinin ekserisini zahire göre verdiği için hata etmiştir diye bir cümlesi var Hüsnü Hazretleri'nin. Onu mu? Ben bilmiyorum. Görmedim. Nerede o? Osmanlıca'da var abi. He. Hata ettiğini söylüyor Hüsnü Hazretleri ona. Zahire göre hükmettiği için çok. 27. sözde Osmanlıcası. 28. mektupta. He. 6. mesele. 5. mesele şu. Ha Vehhabi meselesinde mi? Evet Vehhabi meselesinde. He. Orada unuttum söylüyor. Ya okumuşum onu. Yani İmam-ı Şafii'ye bak.
Senin yanında diyor Resul'a dedim. Geldi bilmiyorum dedi kafir. Kafir. Ama dese ki ben iman ettim. Bana imanı anlat. Sen diyor namaz mı anlatırsan? La ilahe illallah Muhammed Resulü yaşadın. Buna o anda da kalktı. Namaz kılacaktı. Vefat etti. Kalbi durdu. Sen şimdi buna kafir der misin dedi. Evet ama diyemem ama kafir değil. Rimdim vazgeçmem dedi. Çok garibime gitmişti. Acaba bu asırda yaşasaydı Ahmet bin Hanbel. Cenab-ı Hak imanla ameli birbirinden ayırmış ya abi. Amel o. 103 müydü? Evet. Sayfa. Bakıyorum. Yok, yüzü şey, Allah zıttı yapabilir mi? Vay be. Ne insanlar varmış değil mi? İmam Şafii Hazretleri İmam-ı Azam'ın türbesine gitmiş. İmam Şafii. Ha, orada normalde kunut okuyor sabah namazında. He. Kunut okumamış yine. Ona hürmeten yani. Hürmeten. Onun türbesine gitmiş sabah namazına varmışlar. Orada sabah namazı kılmış. Hanefi mezhebine göre kılmış yani. Onun görüş şeyine. Şimdi bu sayfa 149. Hı. İşaret edeceğiz. Şey ona, aslan meselesi mi? Yok, ve amel var. Ha, ve amel. Ha, buraya diyordum. Ha. Bu vav harfi atıftır. Şimdi iki tane vav var ya, bir yemin vavu var, bir de atıf vavu var. Yani bağlaç. Atfın tarafeyni arasında münasebet lazım olduğu gibi, mugayiret de lazımdır. Burada aralarında bulunan mugayiret, mezhebi itizadın hilafına, amelin imana dahil olmadığına ve amelsiz imanın da kafi gelmediğine delalet ettiği gibi amel tabiri de tefsir edilen ücret gibi olduğuna işarettir. Yani neden Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de amelle imanı birbirinden ayırmış ve ile. Şimdi diyor ki abi atfın tarafeyni arasında münasebet lazım olduğu gibi mugayiret de lazım. Yani ve ile ayırdığı için zıt olması ve ile bağladığı için münasebet noktasında olması lazım. İkisi de olması lazım. İkisi de lazım. İkisi zıt olması lazım. İkisinin de münasebet olması. Evet, şimdi buradaki münasebetle imanla amel aynı şeyler değil. Peki zıtlık ne? Şey zıtlık imanla amel aynı şey değil. Değil. Peki münasebet ne? İmansız amelin kafi şey amelsiz imanın kafi gelmemesi. Yani bir münasebet tarafı var, bir de zıtlık tarafı var. O yüzden V ile ayırmış aynı şeyler olmadıkları için V ile birbirine bağlamış, ikisi birbirine iktiza ettiği için yani. Ben şöyle misal veriyorum biliyor musun? Evet. Mesela ben namaz kılıyorum. Yani evet, ameli yok, imanı yok değil. Amel nasıl imanın şartı değil ama amelsiz iman nasıl yok olduğu anlatıyorum size dedi. Amelsiz yok olmaz ama nasıl yoka mahkum olur? Ben namaz kılıyorum. Namazda bile kıldığım halde Allah hatırlamıyor. Peki namaz kılmayan hayatında Allah olur mu? Yani amelsiz Allah yok oluyor. Yani amelsiz Allah yoktur denilmez ama onu yok etmeye bir şeydir. Yok eder. Peki Allah var eden nedir? Onu devamlı hatırlanmasıdır. Tezkir ve tezkir. O zaman ben namazdayken ben öğle namazı kılacağız şimdi. 10 rekat namazda ne kadar Allah'ı hatırlayacağız ki? Ne kadar şu işlerle meşgul olacağız? Peki en zirve ibadette ben Allah'ı hatırlamıyorsam hiç ibadet etmeyen şu toplumda adam Allah'ı hatırlar mı? Peki Allah hatırlamayan bir hayatın içerisinde iman ne olur? O yüzden abi üçüncü, yani üç tane mana için imanla amel V ile araya konulmuş. Hı. Amel tabiri de tebşir edilenin ücret gibi olduğuna işarettir.
Yani senin amelin, senin imanının peşin ücretiymiş. Vay be. Varlığına değil. Evet, yani senin imanın kadar sana amel etmek verilmiş yani. Fesbuhallah. Mesela neden Risale-i Nur Üstad Hazretlerine yazdırıldı? Çünkü onun imanı onu iktiza ediyordu. Diğer alimlerin efendim şeyleri onu iktiza etmedi ki yani. İmanı kadar amel yapma fırsatı veriliyormuş. Evet. Sonra iki, bakayım nerede? Üç taneydi abi. Bir, yani V ile birbirinden bayrılmış, ayrılmış, aynı şeyler değil. Zıtlık bu. Peki münasebet ne? Amelsiz iman kafi gelmiyor. İkincisi o, üçüncüsü de amel imanın peşin ücretiymiş yani. Fesbu. Huzuruna kabul ediyor ya. Evet. Bir nevi huzura kabulün olan. 16. O, dördüncü ya. He. Bu şimdi üç tanesi değil mi bu? Üç tane. Bir, vav olduğu için birbirine bağlı. Birbirini tamamlıyor. İki, vav olduğu için birbirinden farklı. Evet. Üç, amel imanın peşin ücreti. Peşin ücreti. Olduğu için yani bu amel kelimesindeki şey oymuş. Bu işaret edeceğiz abi. Hani biz mesela Adem dersi yaptık ya abi. Mesela vicdan dersi yaptık, akıl dersi, dima dersi oluyor ya. İşaret ile icazı, Üstad Hazretleri'nin tefsir metodu. Önce umum manaları veriyor, zikrediyor. Ondan sonra tek tek izahat yapıyor. Bak burada tek izahat yapmış. İşte ilk önce frist veriyor, mukaddeme yapıyor. Yani bu ameli tek izin. Neden evet. Ve ameli demiş yani. Üç tane manası varmış yani. Çok acayip bir yöntem ya. Risale. Hani biz diyorduk ya, bu havas ilmi abi, bu işte yani. Tılsım ilmi dedikleri, havas ilmi, normalde hani kitaplarda geçiyor, şu duayı şey okursan veya şöyle yaparsan havas ilmine şey yaparsın, sana gelir, bilmem ne olur falan. O meselenin biraz hikaye boyutuna giriyor yani. Risale'de, hani mektubatta geçtiği gibi, Risale-i Nur, ledün ilminin zübde-i pakidir diyor. Pakidir diyor. Yani, ledün ilminin zübde-i paketidir diyor. Ledün ilminin. Allah. Ledün ilmi Hızır Aleyhisselam'a verilmiş yani. Eşyanın melekütiyeti gösterilmiş abi Hızır Aleyhisselam'a yani. Ledün ilim o işte. Eşyanın melekütü zahirden hakikate geçmek. Dediğimiz külliyatta çok nazar edilen. Zahirden hakikate geçmek. Peki bir kabak çekildi. Allah'ın selamı. Allah'ın selamı.